Evet sevgili dostlar, çok keyifli bir akşam. Ne mutlu türküldü yani. Şimdi sevgili dostlar, aramızda bazı hanımefendiler var. Çok zarif, çok narin hanımefendiler var. Şüphesiz bütün hanımefendiler bugün çok şıklar ve çok zarifler. Ama bazılarının başında çiçekler var. Fark ettiniz mi efendim? O çiçekli hanımefendileri fark ettiniz mi? Peki, fark etmedik herhalde. Kendileri buradalar mı? Şöyle bir görebilir miyiz efendim? Ben birkaç tane demin görmüştüm, kameraya yansımıştı. Çok uzak kalmışsınız da onun için gözükmüyorsunuz. Efendim, sizleri sahneye takdim edebilir miyim? Buyurun, sizleri sahneye davet ediyorum. Sizleri takdim etmek istiyorum efendim. Efendim, kim bu başı çiçekli hanımefendiler? Onların biraz sonra açıklamasını kendilerinden dinleyeceğiz. Evet. Kadınlar Çiçek Açıyor projesi, biliyorsunuz 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Hatice Bozkurt hanımefendinin hazırlamış olduğu Kadınlar Çiçek Açıyor projesiyle çiçeklerin eşsiz güzelliğine, zarafetine, narinliğine sahip dünyadaki tüm kadınları kucaklayan ve onore eden harika bir davet verecekler. Efendim, alkışlarını da sizlere alıyoruz. Tabii ki bu hanımefendilerin amacı eşsiz güzellikteki Antalya'mızın huzur dolu, mutlu bir dünya şehri olduğunu ve bu mesajı birbirinden güzel çiçeklerimiz ve katılımcı hanımefendilerimizle bütün dünyaya ilan etmek. Kadınlar Çiçek Açıyor efendim. Zaten her kadın bir çiçektir ama bu çiçeklerle daha çok çiçek açıyor. Tabii ki kuralımız var efendim. Şimdi Hatice Hanım sizsiniz değil mi efendim? Hoş geldiniz. Evet. Müziği birazcık piyano yapalım. Evet, teşekkür ederim. Şimdi efendim, katılımcı bütün hanımefendiler özellikle çiçekli elbiseler giyecekler. Doğrudur değil mi efendim? Başlarına çiçekler takacaklar. Ellerinde çiçekler. Havaya rengarenk balonları bırakıp Antalya dünyanın huzur ve mutluluğa açılan kentidir mesajını bütün dünyaya haykıracaklar inşallah. Ben tabii ki bu güzel etkinliği Hatice Hanım'ın organize etmiş olduğu bu güzel etkinliği kendisinden dinlemek istiyorum. Çünkü yer, saat ve hareket ne zaman, gün ne zaman? Evet, 5 Haziran Dünya Çevre Günü. Evet, 1972 yılında İsveç, Stockholm'da. Öyle mi efendim? Birleşmiş Milletler Konferansı'nda oy birliğine çevre günü ilan edilmiş. O gün bugündür bütün dünyada kutlamaya devam ediyoruz. Ama hanımefendiler bu günü çok daha keyifli, çok daha anlamlı hale getirdiler. Mikrofon Hatice Hanım. Güzel Antalya'mın güzel insanları. Hepiniz hoş geldiniz. Ben bir Antalya aşığı olarak güzel bir proje hazırladım. Kadınlar Çiçek Açıyor Antalya Turizm Projesi. Bu ayın 5'inde yani pazar günü saat 5'te bütün Antalyalı kadınları, dünyadaki bütün kadınları bu etkinliğe davet ediyorum. Şu gördüğünüz varyant binlerce kadınla dolacak. Kadınlar çiçekli elbiseleri, başlarında çiçekleri, ellerinde balonlarıyla dünyaya Antalya huzura açılan bir kenttir. Antalya'daki kadınlar mutludur. Burası tatil yapmak için çok güzel bir yerdir mesajını bütün dünyaya verecekler. Hepinizi bekliyorum. Hepiniz gönülden davetlisiniz. Gelin bizimle birlikte bu tarihi anı paylaşın. Çünkü ilk defa Antalya'da bu kadar yüksek katılımlı bir kadın projesi gerçekleşiyor. Ben bütün arkadaşlarım, yüksek kurulu üyelerim, hep birlikte sizin için çok özel şeyler hazırladık. Ama sevgi paylaştıkça çoğalır. Gelin bu sevgiyi bizimle paylaşın. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. O zaman ben de şimdiden çiçeklerinizi sizlere takdim edeyim efendim. Yalnız bir şey gördüm Hatice Hanım. Şimdi hemen paylaşacağım. Farkında mısınız? Hanımefendilerin hepsi çok şık. Gerçekten. Şöyle alalım sizi. Fakat saçlarındaki çiçekler yapma. Evet, sadece sizinki değil.
Yapma Çiçek'le mi katılacaklar? Çevre günü olduğu için biraz daha dikkat ettik. Ama bu da bir sektör. Özellikle Antalya'da çiçekçilik önemli ihracat yaptığımız sektörlerden biri. O gün gerçek çiçek. Evet efendim. Gerçek çiçekle gideceksiniz. Hanımefendilerin çiçeklerine aldanmayın bu gece için. Efendim çok teşekkür ediyoruz. İnşallah beklediğiniz katılımı gerçekleştirirsiniz efendim. Sağ olun. Ayağınıza sağlık.